Bütün motor sporları tutkunlarına merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte motor sporları dünyasının öne çıkan haberlerine kısa bir tur yapacağız. Her gün saat 21'de kanala yüklediğimiz videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Alfa Romeo Formula 1 takımı 2020 yılında yarışacağı yeni aracı bugün Kimi Raikkonen'le Fiorano'da piste çıkardı. Alfa Romeo'nun 2020 aracını bugün Fiorano'da teste çıkarması bekleniyor ve beklendiği üzere bugün ilk kez piste çıktı. Araçta tıpkı geçen yıl olduğu gibi kamuflaj renk düzeni vardı ve direksiyona geçen isimse Kimi Raikkonen'di. Film pilotun gün boyunca 100 kilometrelik sürüş yapması ve takımın daha fazla fotoğraf yayınlaması bekleniyor. Alfa Romeo'nun yayınladığı fotoğraflarda aracın burun kısmının geçen yılla benzer olduğu görülüyor. İtalyan ekip 2020 renk düzenini Barcelona testinden hemen önce tanıtacak. Mercedes geride kalan 6 yıllık süreçte 6 dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve 2020 yılında başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Takım geçen yıl özellikle ilk yarıda kusursuz bir performans sergileyerek peş peşe galibiyetler almayı başarmıştı. Hafta başında 2020 yılında yarışacağı renk düzenini tanıtan Alman ekip 2020 yılında yarışacağı yeni aracını bugün itibariyle tanıttı. Gümüş oklar geçen yıl kullanmaya başladığı ön burun tasarımına devam ediyor gibi görünürken özellikle side pod etrafında önemli değişiklikler yapmış durumda. Takım aynı zamanda Ferrari tarzı yüksek side pod tasarımına da geçiş yaptı. Ayrıca Mercedes yeni W11'ini bugün Silverstone'da piste çıkardı. Mercedes geçen yılki büyük kural değişikliklerinin ardından ilk testte genel olarak daha sade bir paket kullanmış ancak ikinci testte oldukça büyük bir güncelleme paketiyle gelmişti. James Ellison'ın kuralların istikrarlı olmasından ötürü 2020'de bunun gerekli olmayacağını ve Mercedes'in eksiksiz bir araçla test yapmaya başlayacağını söyledi. Ellison, "Bu yıl daha geleneksel olacağız. Testin ikinci haftasında Melbourne için gelen bazı güncellemelerimiz olacak ancak 2019'daki tamamen yeni araç yaklaşımı benimsenmeyecek." Geçen yıl kurallar önemli ölçüde değişmişti ve bu karar oldukça geç alınmıştı. Bu şartlar altında bir lansman aracı yapmak ve bir haftada iki araç hazırlamak bize Melbourne için maksimum miktarda öğrenme şansı verdi. Kuralların bu sene daha oturmuş olması ve 2020 aracının gelişiminin geçen senenin aracının son haliyle aynı seviyede olmasıyla beraber geçen seneki yaklaşımımızın tekrarlanması pek de anlamlı olmaz dedi. Ellison istikrarlı kurallara rağmen Mercedes'in geçen yılki W10'a göre bazı önemli değişiklikler yaptığını çünkü sadece eski aracı geliştirmenin yeterli olmayacağını söyledi. Yönetmelikler yeni yılda büyük ölçüde aynı kaldı. Bu yüzden bizim için temel şey geçen yıl bizim için oldukça iyi çalışan bir pakette gelişim ivmesinin bitmemesini sağlamakla ilgiliydi. 2019'daki temele sadece güncellemeler eklemeye devam etseydik bazı kazançlar elde edebilirdik ancak büyük olasılıkla getirileri azalacaktı. Bize yeni sezon için daha verimli bir platform sağlamak için araç konseptinin bazı yönlerini yani bir sezonda değişmesi imkansız olan yönleri değiştirmek istedik. Yeni kuralların gelmesine az bir süre kalmasına rağmen gelişim eğrisini güçlü tutmak için birkaç mimari değişiklik yapmaya çalıştık. Kış testlerinde izlediğimiz normal plana ek olarak 3 noktaya eğildik. Bunlar aracın önünde, ortasında ve arkasında görülebilir. Ön bölümden kazandığımız performansı arttırmak için dikey rodlarda ve jantlarda daha kompleks bir yapıya geçtik. Orta bölümle aerodinamik kazanç sağlamak için pit yolunda artık trend olmuş olan üst çarpışma tüpünü aşağı indirme ve bükme yoluna gittik. Arka bölümde ise aero gelişimine fırsat tanımak adına macera perest bir süspansiyon yapısı tercih ettik. Bu geliştirmelerin üçü de aslında kendi çapında performans artışı sağlasa da hepsi bir araya gelince ikinci aerodinamik kazancı hem kış hem de sezon boyunca artıracağını umuyoruz. Her zamanki gibi aracın her milimetresi üstünde kuralların izin verdiği ölçüde çalıştık. Geçen sezonun son yarışından bu yana ciddi miktarda yere basma gücü bulduk. Bu yüzden yaptığımız 3 proje 2019'a erişemeyeceğimiz noktalara ulaşmamız için bize güven veren bir temel sağladı. Ellison yeni aracın öncekinden daha verimli olduğunu da söyledi. Yönetmeliklerde pek bir şey değişmedi ve bu nedenle araç geçen yıla çok benzer sürüklenme seviyelerinde çalışacak. Kışın ortaya koyduğumuz çabalar aracın aerodinamik paketinin verimliliğini arttıracak ve bu sayede sürüklenmeye rağmen çok daha fazla yere basma gücü üreten bir araca sahip olacağız. Ferrari 2020 yılında yarışacağı yeni SF1'i geçtiğimiz salı günü tanıtmış ancak test programını duyurmamıştı. Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Ferrari, yeni SF1'i kullanacak olan ilk ismin Sebastian Vettel olduğunu duyurdu.
Vettel testlerinin ilk gününde tüm gün boyunca yeni aracı kullanan isim olacak. Ertesi gün Charles Leclerc direksiyona geçecek ve sabah bölümünde yeni SF1'le ilk sürüşünü tamamlayacak. Öğleden sonra ise direksiyona Vettel geçecek. Testin 3. gününde ise tüm gün Leclerc sürüş yapacak. Ayrıca Ferrari 2. test programını henüz açıklamadı. Bu şekilde seyredebilirsiniz.